günaydın arkadaşlar. Ana dilde savunma konusunda partimizin görüşlerini daha önce kamuoyuna açıkladık. Genel kuruldaki görüşmeler sırasında da bizim grup adına konuşan arkadaşımız bunları açıkladı. Bizim için grubu temsilen yapılan açıklama öndedir. İnsanlar kendilerini daha iyi ifade edebilecekleri dilde savunmalarını elbette ki yapabilirler. Görüşümüz budur. Onun dışında genel kurulda bir tasarının görüşmeleri sırasında elbette birçok görüş ortaya konabilir, tartışılabilir. Bunlar hep daha iyi, daha doğruyu bulabilmek için yapılır. Her milletvekilinin görüşü de bu anlamda genel kurulda değerlendirilir, tartışılır, konuşulur. Orası demokrasinin olduğu bir yerdir. Orada fikir özgürlüğü vardır. Efendim bakın ben partimizin grup adına orada yapılan, ifade edilen görüşün partimizin görüşü olduğunu ifade ediyorum. Onun dışında milletvekilleri kişisel görüşlerini elbette oralarda açıklayabilirler. Onu Sayın Muharrem İnce değerlendirse daha iyi olur diye. Efendim tabii bilemiyorum yani bu tip suikast girişimleri doğru mudur, yanlış mıdır? Bunlar çok sık medyada yer alıyor. Daha önce de bu tip haberler başka kişiler hakkında, başbakan yardımcıları veya bakanlar hakkında da basında yer aldı. Kovuşturmalar yapıldı. Bunların hiçbiri henüz açıklanmış değil. Bunları ihtiyatla karşılıyorum ben. Bu tip suikast girişimlerini resmi bir açıklama yapılmadığı, bir rapora konu olmadığı, bir soruşturmaya konu olup bir yargılamaya konu olmadığı sürece ihtiyatla karşılıyorum. Demokrasilerde insanların kökenine göre herhangi bir ayrım yapılmaz. Bütün insanlar eşittir. Türkiye'de Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan bütün vatandaşlarımız eşit haklara sahiptir. Evet, istifa haberi yeni bir haber. Gerekçeleri açıklanmış değil. Sadece onun üzerine yapılan yorumlar var. Eğer gerekçeler net bir şekilde açıklanırsa o konuda yorum yapma imkanına sahip olurum. Şu anda bir yorum yapmayı erken ve yanıltıcı sonuçlara yol açması bakımından doğru bulmam. Erken bulurum, doğru bulmam.